Sayın Fatih Çekirge şu anda hattımızda. Sayın Fatih Çekirge, iyi akşamlar efendim. Ben İlhan Barlas ve Mukbil Gülkokan. Konuğumuz Sayın Ahmet Kutengin. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar diliyorum. Sayın Çekirge, bu akşam konumuz çevre. Siz de Sayın Ahmet Kutengin'in Marmaris'teki çalışmalarını zannediyorum yakından takip ediyorsunuz. Ben şimdi hemen 2014 Mayıs ayında sizin de katıldığınız bir dalış sırasında edindiğiniz izlenimler ve bu izlenimler sonrasında kaleme aldığınız bir yazı var. Marmaris'te belli kesimler tarafından oldukça tepki çekmişti. Öncelikle bu konuyla ilgili bir değerlendirmenizi alayım. Tabii. Önce ben bunların hepsinden önce bütün Türkiye'yi, milletimizi gerçekten bir yasa boğan Sayın Cumhuriyet Savcısına yapılan saldırıyı ve savcının şehit olması nedeniyle sizin yayın yaptığınız herkese, bizi dinleyen herkese memleketimin adına başsağlığı dilemek istiyorum. Bu konu şu anda aslında bizim, ben İstanbul'dayım ve bizim en önemli konumuz. Ben bugün NTV'de bütün gün bu konuyu konuştum. Elbette ki çevre çok önemli. Hep bahsettiğimiz bir konu var bizim. O da şudur. Vatan sevgisi vatan için ölmeyi gerektirir. Ama aynı zamanda vatan sevgisi çevreyi korumayı gerektirir. Vatanı sevmek Marmaris'teki bir pavuryanın, Yokova'daki bir çam ağacının, Hisarönü'ndeki bir Yunus'un, Bencik'teki bir köpek balığı yavrusunun ve Dalaman'daki İztuzu'ndaki bir kaplumbağanın korunması demektir. O yüzden ben bu konuyu bir hatırlatmak istedim. Bizdeki çevre sevgisi bir vatan sevgisidir. Onu bir kere altını çizmem lazım. Bu sözünü ettiğiniz konuya gelince, ben Sayın Kurtengin orada çok gerçekten güzel bir mücadele veriyor. Ben onu biliyorum. Bu çevre konusunda mücadele etmeye başladığınız zaman genellikle bir şekilde insanların çıkarlarına dokunmaya başlarsınız. Yani yeri gelir kendi çevrenizin bile çıkarına dokunursunuz çevreyi korurken. O yüzden bu zorlu mücadelede o yılmayan halini çok önemsiyorum Sayın Kutengin'in. Biz de bu konuda şimdi bu Marmaris meselesini siz anlatıyorsunuz. Tabii oradan da beni çok arayanlar oldu. Yok o kirletmiyoruz, etmiyoruz falan. Ama bakın size buradan şunu söyleyeyim. Daha bundan 20 gün evvel Muğla Üniversitesi'nde bir toplantıda çevre konusundan sorumlu devlet görevlisi şu soruya tam bir cevap veremedi. Ya buradaki bu kadar tesis var. Bu tesislerin arıtmaları ne kadar çalışıyor ya? Ne kadar çalışıyor? Şimdi denizi karadan kirletmek çok önemli bir konu. Denizden kirletmek olmuyor ki zaten. Denizden nasıl kirletebilirsiniz en fazla? Ama kara kirlenmesi var. Ve biz bunun bir cevabını alamadık. Ama bunu sorduğumuz zaman haklı olarak oradaki yatırımcılar, turizmci arkadaşlarımız, dostlarımız diyorlar ki ya biz elimizde ya yapacaksın tabii. Yani bunu bana bahsetmiyorsun. Bunu yapmak zorundasın zaten. Şimdi bizim oradaki tartışmamız şu oldu. Bu Yalancı Boğaz'dan sonra basılan pislik hangi akıntı paternine kadar uzatılan bir borudan basılıyor idi. Hocalarımız, biz aşağı daldık. Hocalarımız dedi ki bu akıntı paternine uygun değil bu pisliğin basılışı. Bakın ben orasında da değilim. Ben şimdi şunu söylüyorum. Yalnızca Marmaris'te değil. Biz şimdi bir kuru oluşturduk. Kuşadası'ndan Fethiye'ye kadar bu koylarla ilgili acaba ne yapabiliriz? Bu temizlik nasıl gerçekleşebilir? Daha doğrusu temizlikten çok bu ruh
bu eğitim nasıl gerçekleşir? Şimdi baktığınız zaman Marmaris'teki yatırımcı arkadaşlarım benim, her biri amaçları nedir? Yani kardeşim turizmi engellemeyin. Ya tamam kardeşim, biz turizmi engellemiyoruz. Tam tersine, sen bir yıl kazanırsın, iki yıl kazanırsın ama oralar kirlenirse sen o zaman engellemiş olursun kirleterek. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Ben ilk gün olarak bunu söyleyeyim size. Çok uzun da konuşmak istemediğim için. Başka sorularınız varsa cevap verebilirim. Fatih Bey, şimdi az önce bu arıtma Marmaris, bu bölgedeki arıtmaların nasıl olduğunu üniversitede konuştuğumuzu söylediniz. Biz de bunu önceki gün Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Muski Genel Müdürlüğü'nde yaptığımız bir toplantıda konuştuk. Ve ne yazık ki durumun son derece kötü olduğunun onlar da farkındalar. Ve bundan sonra ne yapabilecekleri konusunda ciddi proje geliştirmeye çalışıyorlar. Ve Sayın Kutengi'nin başında olduğu MÇD gibi derneklerden de ciddi bir şekilde destek ve yardım bekliyorlar. Onu çok açık bir şekilde bize ifade ettiler ve bundan da biz çok mutlu olduk. Sayın Çekirge, bu gelen tepkilere ne diyorsunuz genel olarak? Yani hatta Marmaris'i sırtından hançerlemekle suçlandınız biliyorsunuz. Bu konuda yöneticilik yapıyorum. Hep yöneticilik yaptım. Hep yazılar yazdım. Yani bizim bunlar alışıyorlar. Burada bir sorun yok. Tepkiler doğaldır. Neden? Yani tepki olmazsa zaten bir yere gidemiyorsun demektir. Yani hiç ses çıkmasa doğru yapmıyoruz diye algılarız biz bunu. Ben hatta aramızda yazı işlerinde falan espri yaparız. Ya bugün bize hiç tepki gelmedi, acaba biz doğru düzgün gazete yapmıyoruz mu diye. Onun için olumlu o önemli değil. Önemli olan şudur. Eğer bir çevre il müdürü diyorsa ki ya bu kadar arıtma tesisi bir şehirde olur mu ya? Yani her otelin arıtma tesisi var. Böyle bir şey olamaz yani. Bu bir kandırmaca. Sonuçta bir merkezi arıtma sisteminden bu işler yürür. Ama otellere zamanında, ben bunu Sayın Orman Bakanı'yla ve Çevre Bakanı İdris Bey'le de konuşuyorum. Buradan da bizi dinleyen varsa Marmaris'te yatırımcı, turizm yatırımcısı, onlara da bunu buradan söylüyorum. Böyle bir şey yok. Ben arıtma tesisimi yaptım. İstediğim saat çalıştırırım, istediğim saat çalıştırmam. Başka bir soru. Ben atık yağları bir çökertme sistemi kurdum ama çalıştırmıyorum. Böyle bir şey de yok. Çünkü Marmaris o turistik tesislerin Marmaris'i değildir. Marmaris insanlığın Marmaris'idir. Bizim çocuklarımızın ve onların torunlarının Marmaris'idir. Öyle burada bir tane otel yaptım diye ben burada buna, öyle bir şey yok. Evet. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu bir insanlık mirasıdır. Yoksa 3 kuruş parayı kazandım bu sene turizm. Şimdi ne oldu? Turizm kötüye gidecek bu yıl. Ne yapacağız şimdi? Yani Ruslar gelmedi, o gelmedi, bu gelmedi. Turizmci işler kötüye giderse dükkanı kapatacak. Başka yere gidip başka yerde yeni yatırım yapacak. Evet. İşte ben diyorum ki Marmaris otel değildir. Evet. Marmaris bir doğa harikasıdır. Evet. Cennete gidip bir otel yapıp kirlet de bakalım, cennetin sahibi sana ne diyor? Allah'ın muazzamadan söz ediyorum. Evet. Bakalım ne diyor? Öyle yok. Evet. Burası hepimizin, çocuklarımızın geleceği bir yer. O yüzden ben oradaki yatırımcı arkadaşlarıma, dostlarıma da, onların da varlığı çok önemli. Onların da orada o yatırımları yap. Ben diyorum ki arkadaş, biz bir şey istiyorsak sizin de iyiliğinize istiyoruz. Evet. Yani burayı temiz tuttuğumuz sürece siz de burada yaşayacaksınız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çekirge. Ben çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığınız için, değerli bilgilerinizi bizlerle, izlenimlerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet.
Sevgili seyirciler, Sayın Fatih Çekirge'nin çok ciddi bir şekilde üzerinde durduğu konular vardı. Sayın Gökhan şimdi diyor ki yani biz bir şey söyleyince Marmaris'te işletmeciler Marmaris'e zarar veriyorsunuz diyorlar. O da diyor ki hayır Marmaris'e zarar veren ben değilim sizsiniz diyor. Evet. Yani çünkü diyor yani çok güzel gene bir benzetme yaptı. Marmaris bir otel değil. Yani siz bugün kazanıyorsunuz. Evet. Yarın buradan çekip gidersiniz ama burada yaşayanların çocukların çocukları Marmaris'e sahip çıkmak zorundadır dedi. Siz de bir Marmaris'te olarak yani artık ben Marmaris'i diyorum. Her ne kadar bazıları hala bunu kabullenmiyorsa da. Ben Marmaris'liyim. Ben iki tane canavar gibi Marmaris'te yetiştirdim. Allah bağışlarsa. Abi. Ben Marmaris'liyim. Ben bu konuda en küçük bir yerli yabancı falan biliyorsun. Bütün programlarda da hep bu doğrultuda konuşurum. Bu ayrıma zaten karşıyım. Biz Marmaris'te doğmadık ama Marmaris'in toprağına gömülecek insanlarız. Biz yani. Hepimiz Marmaris'liyiz. Benim burada Sayın Çekirge'yi desteklemek açısından söyleyeceğim bir şey var. Bakın bu açıklamaları dernek yaptığı zaman bu tepkilerde ihanet, hainlik, işte karalama gibi bir takım sıfatlar kullanıldı. Şimdi hiç kimse hainlik yapmıyor. Şimdi hain kimdir? Neye hainlik yapılıyor? Neye ihanet ediliyor? İsterseniz acık bunu irdeleyelim. Ben çünkü... Arkadaşlar bu arada 12 numarayı tekrar görüntüye verelim. Bu çok önemli bir rapor çünkü. Şimdi burada Sayın Çekirge için biliyorsun işte Marmaris'in sırtına zehirli bir hançer sapladı gibi bir ifade kullanıldı. Olabilir. Kendisi de çok olgun bir insan. Tepkiler olmadan bu iş olmaz. Tabii ki tepki olmalı dedi. Evet, bu tepkilerin bu şeyde çıkması sırasında GETOP yani Güney Ege Turizm Otelciler Birliği Başkanı ya biz bunları dedi gazetelerden mi öğrenecektik? İşte o bize kendisine programımızdan günaydın demiştik. Yani, günaydın demiştik. Şimdi bana kızmasınlar. Alınabilirler ama kızmasınlar. Biz bu raporu size verdik, okusaydınız. Verdik biz size. Siz elinizde bir done olmadan bizi hainlikle suçladınız. Şimdi pisliği denize basan mı hainlik yapıyor yoksa bunu yapmayın diyen mi hain oluyor? Bir kere bunun ayrımını yapalım. Şimdi bir kere şuna da şey yapalım. Yani GETOP Marmaris'teki turizme yönelik en güçlü, en önemli sivil topluluğu. Otelciler Birliği, sivil topluluğu. Şimdi az önce Sayın Çekirge'nin de bahsettiği ve ne yazık ki Marmaris'te Marmaris yaşayanının birçoğunun farkında olmadığı ya da gözden kaçırdığı bir konu var. Tesislerin arıtma sistemleri. Evet. Şimdi tesisler arıtma sistemlerini kuruyor. Ben şimdi buradan Sayın Bülent Bülbüloğlu'na soruyorum. Sayın Bülbüloğlu, siz bağlınız olan, üyeniz olan otellerin arıtma sistemlerini ve yağ atık depolama sistemlerini, havuz suları, havuz sularının tahliye sistemlerini denetliyor musunuz? Lütfen kamuoyuna bu konuda bir açıklama yapın. Ha diyebilirsiniz ki bizim görev alanımızda değil. Yani görev alanınızda olmayabilir. Yani bunun denetlemesi sizin hukuki olarak sorumluluk alanınızda olmayabilir. Ama siz ki Marmaris'in geleceğini en çok düşünmesi gerekenlerden biri olarak, kurumsal olarak bahsediyorum yani kişi olarak değil, GETOP olarak bu konuda ne yapıyorsunuz? Lütfen bunu kamuoyuna açıklayın, kamuoyu da bilsin.